Efendim merhaba. Bugün sizle bambaşka konular konuşacaktım fakat bir anda bana göre davaya ihanet diye tanımlayacağım, dünya görüşüne ihanet diye tanımlayacağım efendim iki olay. Bu iki olayın kahramanı birisi efendim Metin Feyzoğlu, Barolar Birliği eski başkanı. Biliyorsunuz Lefkoşa'ya büyükelçi olarak atandı. İkincisi Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi olayı zaten artık bir kronik tanımlanamaz, aslında tabii tanımlanabilir olay halini aldı. Yanlış anlaşılmasın, hani davaya ihanet diyorum. Bu her iki kişiye hain demiyorum. Öyle bazen böyle saçma sapan yerlere de çekmesinler. Şimdi efendim, bunlarla ilgili görüşlerimi sizlerle buluşturacağım ancak daha önce bir yumuşak hem giriş olsun diye birkaç duyurum olacak. Birincisi şu, bu gözümün problemi nedeniyle zaten akla ziyan bir şey gözümle ilgili yaşadım. Sanıyorum bir doktorlarımın söylediğine göre bir 3-4 günü daha var. O nedenle özür dileyerek ifade ediyorum. Yine gözlüğü kullanmak zorundayım. Çünkü yani o halini görmek hoş değil. Gerçi gittikçe düzeldi. Bu nedenden dolayı bana geçmiş olsun dileklerini ileten, güzel güzel o dileklerini yazan bütün takipçilerimin hepsine minnettarım. Binlerce binlerce teşekkür. Kalpten binlerce teşekkür. Sağ olun, var olun. Böyle durumlarda insan yalnız olmadığını hissediyor. Onun için çok teşekkür ederim. Birincisi teşekkürümdü. İkincisi efendim bu hafta sonu 15, 16, 17 Ekim'de Bosna'da olacağım ki ben coğrafyayı çok seviyorum. Türkiye'de İstanbul'da işte Pendik'te de dernekleri var, Boşnakların vakıfları var. Çok seviyorum. Biliyorlar kendileri de ne kadar çok sevdiğimi. Çünkü çok önemli tarihsel de nedenlerim var. Özellikle Boşnaklara olan özel ilgim. Biz bak ta öbür taraftan biz Kafkasya göçmeniyiz atalarım. Bu tarafı konuşuyoruz Balkanlar. Oradan dönüşte de size de anlatırım. Daha önce Sofya'ydı. Bak fırsat kalmıyor ki bu güzel şeyleri konuşmaya. Biliyorsunuz oraya güya vize kalktı deniyor ama yani sizle buluşturmak istedim. Hala sanıyorum ki kontenjanda bir iki kişinin galiba yeri varmış. Hitit tur. Efendim ayın sonunda yani 28 Ekim, 29 Ekim, 30 Ekim Selanik ve Manastır'da olacağım. Muhtemeldir ki zaten oradan yayın yapacağım. Yani Cumhuriyet'in kutlamasını ben her yıl orada olurum. Türkiye'de nasılsa milyonlarca binlerce insan böyle bir araya geliyor. Ama orada olmak benim için çok ama çok önemli. Ben kendime kutsal görev sayıyorum onu. Yine bir grubun kültür tarih danışmanlığını yapıyorum. Bu turistik tur değil bunlar. Benim işim değil, ben rehber değilim çünkü biliyorsunuz. Kültür tarih danışmanlığı yapıyorum. Ve o atmosferde yani hem lise öğrencisi Mustafa Kemal'i okulunda anlatmak, hem Selanik'te anlatmak, sonra evinin atmosferinde anlatmak yani subay olarak döndüğü her zaman için bana onur, şeref, gurur veriyor. Bir de bu arada 22 Ekim Cumartesi günü Ankara Kitap Fuarı'nda olacağım. Alfa Yayın Evi'nin standında. Gerçi şeyden döndükten sonra gene bir program yapacağız galiba değil mi? Yaşınay, orada da söylerim Ankara'da olacağımızı. Bir kez daha ifade ederim. Fırsatınız olursa efendim buluşuruz oralarda. Fırsatınız olursa. Da bu arada da 26 Ekim'de mahkememde var. Dolar niye 6 sene önce 10 lira dedin? Bakalım bundan sonra kaç tane daha dava gelecek, onları da göreceğiz. Umarım ki akıllarını başlarına toplarlar. Bu ülkede yahu düşünceyi suç olmaktan çıkarırlar diyeceğim. Diyemiyorum, daha beter yasa geliyor çünkü. Daha beter yasa geliyor. Peki efendim, bu duyurularımı sizlerle buluşturdum. Bir kez daha bana geçmiş olsun dileklerini ileten bütün takipçilerime minnetle, hürmetle, saygıyla, sevgiyle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sanıyorum bir 2-3 günüm daha var. Peki efendim, şimdi başlayalım. Önce hangisinden başlayayım? Metin Feyzoğlu'ndan mı, Mehmet Ali Çelebi'den mi? Tabii ki buralardaki takipçilerimin çok haberleri ve bilgileri yok. Bakın efendim, daha önce de ifade etmiştim, şimdi bir daha söylüyorum. Şu benim hemen aşağımda bu belediyenin bir kültür merkezi var. Caddebostan Kültür Merkezi, konferanslar, toplantılar orada olur. Geçmişte çok sık gider, konuşmacı olurdum orada. Koca bir salon, bakın.
sanıyorum orası herhalde 650 kişi falan alıyor bir salon. Metin Feyzoğlu böyle çok popüler olduğu bir dönem. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim orta yaş çizgisinin üstündeki kadınlar, gönül vermiş kadınlar CHP'ye. Bu Metin Feyzoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı falan görmek istiyor. Oralarda anlatıyorlar, söylüyorlar, ediyorlar. Ben de o dönem konuşmacıyım. Dedim ki bakın bu kadar çok abartmayın. Bu kadar çok gönül koymayın. Bakın dedim ot kökün üstünde biter. Metin Feyzoğlu dedim dedesinin evinde büyüyen bir çocuk. Aile meseleler beni ilgilendirmiyor. Ne oldu ne bitti meselesi her yerde yazılı. Bakınız dedim. Yaş salona hitap ettim. Bakın büyük bölümüyle dedim salonun 2/3'ünün yaşı çok uygun. Turan Feyzoğlu'nu hatırlamak açısından profesör, dedesi. Bir dönemler şu cümleyi kurmuş bir kişiydi. Nabza göre şerbet vermeyi ne güzel. Fakat daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisi de efendim. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde İsmet İnönü'nün işte liderliğinin son dönemine doğru ortanın solu diye bir ifade kullandı. Çok doğruydu. Açıkladı çünkü bir sosyal devlet. İşte dünyanın başka bir yere gidiyor. Türkiye gittikçe sağa kaydı zaten ve o sağa kayış gittikçe gerçekten faşizme doğru gidiyor. Akış görülüyor. Büyük devlet adamı görmez olur mu? Bülent Ecevit burada bir yıldız olarak parlamaya başladı. Efendim kurultayda İsmet İnönü'yü yendi. Efendim genel başkanlığa getirildi. Büyük umut. Kendisinden çok büyük umutlar besleniyor falan. İşte böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir döneminde işte Turan Feyzoğlu ve arkadaşları ayrıldı. Bunlara o zamanlar sağ Kemalist'te ifade kullanıyordu. Efendim Kemalist böyle olmaz. Kemalist böyle olmaz. O düşüncelerde olmaz. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Turan Feyzoğlu yani Metin Feyzoğlu'nun dedesi efendim gitti işte sonra onlar bir parti kuracak. Başka bir partiyle birleşecekler. Ondan sonra o birleşmeden Cumhuriyetçi Güven Partisi CGP diye bir parti çıkacak. Onun amblemi koyundu. Sonra ne olacak? Türkiye gittikçe evriliyor, değişiyor. İşte 12 Mart'ın o faşizan ortamını yaşamış ölümler, öldürmeler, idamlar. Sonra akıp gelecek. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı olacak. Sonra onun ardından 1977 seçimlerine gideceğiz. Fakat İşte gerçek anlamıyla söylüyorum ABD'nin NATO'nun Türkiye'ye müdahalesi var. O ikinci barış harekatını hiç bağışlamadılar. Türkiye gittikçe ekonomisi kötüleniyor. Önce Ermeni terör örgütü Asala meydana çıkacak. Bu dönemler falan yani sonra işte o yok edilince PKK doğacak. Bakın bunların hepsi böyle peş peşe gelen meseleler. İşte böyle ortamda ne oldu biliyor musunuz? Ondan sonraki süreçte Süleyman Demirel Adalet Partisi Genel Başkanı tabii hepsi o dönemde hayatta. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, efendim Necmettin Erbakan işte o dönem onlar Milli Selamet Partisi var. Ardından Cumhuriyetçi Güven Partisi dedim ya bunlar birleşti Cumhuriyetçi Güven Partisi ortaya çıktı CGP. Efendim onun liderliğiyle işte Turan Feyzoğlu profesör. Sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, Türk demokrasi tarihinin ne yazık ki bakın ne yazık ki 12 Mart 71 muhtırası ve biraz önce başlayan olaylar itibariyle Türkiye açık faşizmi yaşadı. Kapalı örtük faşizm değil, açık faşizmi yaşadı. Ta bakın o dikkat 12 Mart 71-77'ye geldik seçimlere. Türkiye'nin artık içi alabora hal, alabora öyle böyle değil. Efendim sözüm ona komünizme karşı mücadele ediyorsa, her zaman söyledim Türk sağı, Türk sağcısı, hiçbir sağ iklimdeki kişiyi ayırt etmeden söylüyorum. Türkiye'de sağcı, demokrat değildir. Samimi demokrasi inancı taşıyanlar değillerdir. İnsan hakları, özgürlük, düşünme özgürlüğü tövbe billah söyledikleri doğru değil. Hiç inandırıcı değil, olmadı çünkü. Benim yaşımda olan herkes biliyor bunu. Bırakın hocalığımı kenara. Yaşamış kişi olarak söylüyorum. Burada 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. Bakın Türkiye'yi faşizme götürüyor. Sonra 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. Destekçisi kimdi? Destekçisi Cumhuriyetçi Güven Partisi Turan Feyzoğlu. Yani bak CHP'nin içinden çıkılmış, edilmiş, efendim ortanın solunu reddediyoruz falan diye. Peki daha sonraki süreçlerde de
Aynı şekilde bakın göreceğiz kendilerini, kendisini burada göreceğiz. Diyor ki o tarihe kadar efendim kesin bir şey yoktu fakat milliyetçi cephe demek ki 1975 bunun dönüm noktası oluyor. Milliyetçi cephe gitgide daha militan politikalarında bir başlangıcı oluyor. Normal siyaseti militanlıkla adeta zorlayan bölücü, kutuplaştırıcı politikalar bunun başlangıcı oldu. Vuruşmaları teşvik etti. Yani öldürmeleri teşvik etti. Gençlerin öldürülmesini. İşte böyle 1977'ye gelindi. İkinci Milliyetçi Cephe yeniden kuruldu. Çünkü seçimlerde CHP mutlak çoğunluğu elde edemeyecek efendim. Yine aynı aktörlerle. Fakat bunun da ömrü yetmedi. Çünkü hemen bir yandan çatışmalar falan artık herkes rahatsız ediyor. Hem de insanlarda bir bıkkınlık meydana gelmiş. Bir anlamda Adalet Partisi tam çözülmeden çözülmüş oldu. 12 kişi bu tarafa geçti. Yani Bülent Bey'in tarafına CHP. Onlarla birlikte bir hükümet kuruldu. 78 yılının başlangıcı. Sonra da yürümeyecek, etmeyecek. Sevgili arkadaşlar ona zaten efendim motel hükümeti denecek. Neyse onlar çok uzun meseleler. Ama bu tarafta yani şu faşizmi destekleyenlerden birisi Turan Feyzoğlu. Bakın efendim elimde iletişim yayınlarından çıkan Türkiye'nin 1970'li yılları merak eden arkadaşlarım açsın okusun. Zahmet ederseniz bakın ne kadar da geniş kapsamlı bir kitap. Peki bunları da şimdi kenara koydum. Peki Metin Feyzoğlu ne oldu? Türkiye Barolar Birliği Başkanı'yken şöyle bir afrasından tafrasından geçilmiyor. Efendim mangalda kül bırakmıyor. Son derece sert bir muhalefet yapıyor. İşte ben ta o günlerde söyledim. İşte burada sanıyorum o salondaki bana karşı çıkan hanımefendilerin, beyefendilerin bana bir özür borcu var. Şimdi sanıyorum ki utanç içindedirler. Umuyorum ki işte caddede bazen rastlıyorum bizim Bağdat Caddesi'nde. Sanıyorum ki diyecekler ki Erol Hocam ya çok özür dileriz affedersiniz ya. Biz o zaman size karşı saygısızlık, kabalık ettik. Siz bize anlattığınızda ben onlara şunu dedim. Biraz sabredin. Biraz sabredin. Bekleyin bakalım donanımı falan ne. Ben görüyorum ki yeterli donanımı yok. Tabii akademisyen olarak, hukukçu olarak ne haddim onu hiç bilmem ne yapar ne eder. Ama ben öbür taraftaki meselesini görüyorum. Hatırlayınız yıl dönümünde kuruluşta yine konuşuyor. Ne yaptı Erdoğan? Ayağa kalktı. Tırnak içinde söylüyorum. Onu utançlı hale getirdi. Başka sözcükler de kullanabilirsiniz ama aile terbiyem uygun değil söyleyemeyeceğim. Ayrıca ben bir öğretmenim. Zaten o kavramları kullanmamam gerekiyor. Özellikle size karşı saygı duyuyorum çünkü. Ne oldu? Toplantıyı terk ederken Abdullah Gül de orada Cumhurreisi kalk dedi. Ha o da niye kalktı? O da ayrı bir şey. Ona bir şey diyemem. Efendim bak orayı terk ettikler. Ondan sonra ne oldu? Ne olduysa oldu. Metin Feyzoğlu dizlerinin üzerine çöktü. Bugün geldiğimiz yerine büyükelçi yapıldı. Nereye? Lefkoşa'ya. Ne düşünüyorum? Söyleyeyim. İşte çok takipçim biliyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nı, Kıbrıs sorununu uzun yıllar takip etmiş. Üzerine kitap yazmış, makaleler yazmış, televizyon programları yapıp konuşmuş birisiyim. Hatta Kıbrıs seçiminde son Rauf Denktaş'ın açıkları, aşıkları içinde uyusun. Hayran olduğum büyük devlet adamı onun son seçiminde de oradaki strateji ekibinde de görev almıştım. Çok iyi biliyorum uzun sözün kısası. Kıbrıs nedir ne değildir, Kıbrıs sorunu nedir? Bugün de dostlarım var orada. Güzel insanlar var. Başta gazeteci Sabahattin İsmailoğlu olmak üzere. Yani Sabahattin kardeşim. Başka da güzel insanlar var orada. Neyse. Bakın. Kıbrıs Anayasası Profesör Mümtaz Soysal tarafından hazırlanmıştır. Ben hep söyledim. Kıbrıs demokrasisi farklı bir demokrasidir. Orada Anglo-Sakson kültüründen gelen kalıntılar Türk kesimine de burada yansımıştır. Rauf Denktaş zamanında hazırlanmıştır. Burada yasalar da ona uygundur. Bundan büyük rahatsızlık duyuluyor. Çok büyük rahatsızlık duyuluyor. Peki şimdi kim var orada? Ersin Tatar. Ersin Tatar işte işin en başında. Orada iki kişiydi desteklediğim birisi Ersin Tatar'dı biliyorsunuz. Efendim öteki Serdar Denktaş. Tabii Serdar Denktaş kenara çekilmişti. Onu desteklemeyeceğin partisi falan filan söyleyince dedim ki Ersin Tatar. Çünkü İstanbul Türkiye'den de çok uzun yıllar önce de tanıyorum. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Söyledim zaten desteğimi çektim diye. Hele son zamanlardaki yaptıklarından sonra nasıl desteklerim? Destekler miyim hiç? Peki son oradaki açılım meselesinde kim var? Kimin adı geçiyor? Metin Feyzoğlu'nun. Dolayısıyla dikkat edin. Bakın bakalım. Ne yapılıyor? Ödüllendiriliyor. Şimdi bunu kapattık. Gelelim bu Mehmet Ali Çelebi meselesine. Mehmet Ali Çelebi'nin daha önce hatırlayın.
efendim mensup olduğu ikinci partiden ayrılışından sonraki açıklamalarıyla ilgili olarak burada ben düşüncelerimi belirttim mi? Belirttim. Geri dönün, ne olur bakın bir daha o anlattıklarıma. Onların hepsinin arkasındayım. Anımsayacaktır takipçilerim. Ne dedim? Mehmet Ali Çelebi mahkemede savunma yaptığında, yani yaşı küçük, genç bir çocuk. Yanımdaki herkese, geçmişten aklımda kalanlardan işte birisi Sinan Aygün'dür. Yalçın Küçük Hoca kulakları çınlasın, çok severim. Efendim Yalçın Hoca'dır. İşte başka da yine başka vardı. Mesela daha sonra Murat Ağrel'le de konuştuk. Ya siz onu bırakın. Şimdi ismini söyleyeyim. Benim çok sevgili bir yeğenim var. Yani ben onun amcasıyım. Efendim Aspurça Onay. Çok destekledi benim o güzel yeğenim, o güzel kızım. Ta Amerikalardan ne destekler attı. Geldiğimde babası Yaşar Onay, birazcık küçüğümdür, o da deniz subayıydı. Çok kardeşim benim zaten, söylüyorum işte amcasıların, kızların. Onlara anlattıklarım, bak onlar tanık, onlar keşke onlar konuşsalar. Ben ne anlattım Mehmet Ali Çelebi ile ilgili? Bir, burada CKM'deki toplantıda, iki, Cumhuriyet Okurları toplantısı yapılmıştı. Oradaki sorular üzerine de ne olur dedim, acele etmeyin. Bakın siz bu konuşmasına, yaşı da küçük olduğu için, bu davada da böyle orada hapiste olduğu için bu konuşmasına Mustafa Kemal'in askeri ne mükemmel savunma yaptı. Ya metin yazmak bir şey değil. Ben orada, ben o salondayım. Ben o salondayım. Ben ondan daha büyüğüm işte, yaşım da büyük. Daha, yani daha efendim deneyimli bir subayım ben. Bir de öğretmen subaydım kardeşim. Önümde binlerce öğrenci geçiyor. Asker okul öğrencileri de dahil olmak üzere. Orada da söyledim. Bak dedim, çok erken. Bu çocuk, tırnak içine söylüyor. Aynen şunu söyledim. Bakın dedim, bu çocuk çiğ bir çocuk. Yapmayın. Bunu böyle yaparsanız bu çocuğu zıvanadan çıkaracaksınız. Nitekim orada iki tane kardeşler onlar. Kemal ve Neriman, bunlar iki kardeşti. Efendim zaten bunlar göklere çıkardılar, geleceğin işte genelkurmay başkanıydı. Neler söylüyorlar, aklınız durur, neler söylüyorlar. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne zaman ki milletvekili yapılacağını duydum ve milletvekili listeyi duydum. Dedim ki şimdi bu çocuğu kaybettiniz artık. Bu çocuğu kaybettiniz, şimdi bunun önünü alamazsınız. Çünkü bak, konferanslarımda cümlelerimi duyan insanlar için, onlardan da mutlaka izleyicilerim vardır. Aynen şunu söyledim. Bu çocuk şimdi kendisini Olimpos Dağı'ndaki Zeus sanacak dedim. Bunun artık önünü alamazsınız. Önünü alamazsınız. Bakın arkadaşlar. Hani davaya ihanet. Efendim, ait olduğun ideolojik görüşe ihanet, ait olduğun partiye ihanet. Nedir diyorsanız söyleyeyim ben size. Bu ihanet dediğimiz şey yalnızca devletin istihbarat sırları, genelkurmayın savunma memleket sırları falan filan. Bunları düşmana satmak değildir. Öyle bir şey değil. Bu ait olduğun davaya, sana inananlara. Ey Mehmet Ali Çelebi, daha önce de söylemiştim, artık onları yinelemeyeceğim doğal olarak. Doğal olarak yahu bu kadar insan, anneler, kız kardeşler, ya bunlar sana ne kadar büyük destek verdi. Bunlar sana, senin için paraladılar kendilerini. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na müstahak, Cumhuriyet Halk Partililere gerçekten müstahak. Çünkü bir türlü laf dinlemiyorlar, tırnak içinde söylüyorum, açıkça söylüyorum, bir türlü adam olmuyorlar. Bunları anlattığımızda benim gibi insanları linç ettiler. Bunu ya yapmayın etmeyin diye birilerine söyleyip de, ya dedim ne olur Kemal Bey'e iletin, CHP'nin yönetiyor. Tabii iletme milletme söz konusu değil, çünkü onlar da milletvekili olmak için yırtıyorlar bir yerlerini. Ne olur yapmayın. CHP'de başka birkaç kişi için daha söylemiştim, yapmayın etmeyin diye. Şimdi ben geçen sefer konuştuğumda Mehmet Ali Çelebi ile ilgili işte anlattıktan sonra, yüreği büyük adam değerli kardeşim Nihat Genç ile Ver Yansın TV'de birisi konuşma yapıyor. Allah'ım ya Rabbim. Öyle bir giriş yaptı ki benim konuşmalarımdan, yani ben Nihat Genç'in önüne atıyor. Nihat Genç biliyorsun koca yürekli, deli dolu bir adam ya. Ve o son derece sakin karşıladı. Sandı ki beni Nihat Genç parçalayacak. Nihat Genç'in karşısında oturan şahsiyet. Bunu reyting yapmak için, müşteri toplamak için bu tür işler yapıyorsanız, ama ne olur Allah'ınız aşkına aklınızı başınıza toplayın. Bir parça sakin olun.
Bir parça sakin olun. Söylediklerimizi dinleyin. İşte bak mahkeme salonunda o konuşmalarımızı, çay ocağının çevresinde konuş bu çocukla ilgili konuşmalarımda bana tepki gösterenler, oraya dinleyici olarak gelen ailelerin mensupları sanıyorum ki şöyle düşünüyorlardır. Ya Erol mütercimler, bu çocukla ilgili orada bize anlattığındaki ne olur sabırlı olun bak burada başka bir şey bak bu çocukta başka bir kumaş var yapmayın etmeyin biraz bekleyin. Biz neler söyledik bu adama? Herhalde şimdi utançtan yerin dibine geçiyorlardır. Tövbe billah utanmazlar. Onu da söyleyeyim de utansalar zaten öyle böyle işler olmaz. Peki bak şimdi ne diye başlamış konuşmasına? Yüce Türk milleti. Bu bana neyi çağrıştırdı biliyor musunuz? Amiraller bildirsen hani 103 amiral var ya. Bak onlar da Yüce Türk milletine diye başlamışlardı. Burada hemen ne dendi? Bunlar dendi eski emekli de olsalar bunlar subaylar. Yüce Türk milletine denmesi askeri darbeler dönemindeki bildirileri çağrıştırıyor. Demek ki bunlar hala işte bilmem ne kafasındalar falan. E peki bu çocuk da subay. Bu da aynı şekilde başladı. Daha başka şeyler de söylüyor bu çocuk. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam falan filan diyor. Ya Mehmet Ali Çelebi, seçim döneminde Öcalan'dan kim mektup getirtti? Seçimi kazanmak amacıyla kim yaptı? Şimdi gidip sığındığın liman Erdoğan'a teşekkür ediyorsun. Tabii ki edersin. Tabii ki edersin. Çünkü ne oluyor şimdi? Her zaman söyledim bakın. Erdoğan arkadaş iç politikada gerçekten büyük adam. Hep söyledim bunu adam. Çok usta. Hiç lamıcımı yok. Dikkat edin. Bak kimleri partisine aldı. Ne olur bir liste yapın bir görün. Karşınıza nasıl bir fotoğraf çıkıyor. Bir zamanlar ona küfredenler, hakaret edenler, ağza alınmayacak laf söyleyenlerin hepsine dedi ki gelin. Gelin gelin gel gel eteğimin altına gir. Hani eteğinin altına girdiğinde ne görürler orada? Gelin gelin girin. Bakın bakalım ne hallere geldi. Tekrar söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'nin bu liste yapanlara, ki o yapıyor ayrı bir şey. Bu liste yapanlara müstahak. Onlarca kere müstahak size. Bir sürü haberler gönderdik başka insanlar için de. Haberler gönderdik. Yazıklar olsun. Bak başınıza neler geliyor. Daha önce de geldi. Başkaları da getirdi başınıza da. Bak neler geliyor başınıza sizin. Başka? Efendim FETÖ, PKK terör örgütleriyle mücadele, Mavi Vatan, S-400, Kıbrıs, Azerbaycan, sözde soykırım falan. Arkadaş soykırımı kim onaylıyor? Allah'ınızı aşkına. Kıbrıs meselesi kimle? Cumhuriyet Halk Parti'nin özünde ya kim vardı burada? Bülent Ecevit değil miydi? Kıbrıs davasına kim sahip çıktı? Şimdi senin gidip gölgesine sığındın, şemsiyesinin altına girdiğin AKP'nin genel başkanı o zamanlarda başbakan. Efendim Erdoğan ne dedi? Annan planı propagandaları yapıldığında o kahraman, kahraman adam Rauf Denktaş bu davaya ömrünü vermiş adama ne dedi? Gelme Türkiye'ye git memleketinde konuş. Neler söylendi? Orada Türkleri gittiler propagandalar işte onlar bunlar ıvırlar zıvırlar. Evet dendi Allah'tan Rum tarafı hayır dedi de iş çöktü. Şimdi neyi konuşacaktın sen Kıbrıs neyi konuşacaktın söyler misin bana? Söyler misin bana neyi konuşacaktın sen? Bir daha tekrar geri döneyim bakın. Umarım ki bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrosuna ders olur. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Tövbe billah toplu iğnenin başı değil ucu kadar ders olmaz. Bak ucu kadar ders olmaz. Ben size söylüyorum. Daha önce de halt ettiler. CHP'nin listelerinden milletvekili yaptı. Bak oradaki kaç kişi var. Daha önce de halt ettiler. Hiçbir zaman söz dinlemiyor. Bir de anlamadığım bir şey var. Arkadaş özellikle Kemal Kılıçdaroğlu için. Ya sen Allah'ını da dinle. Sen kaç yaşındasın? Nasıl görmezsin birisini? Tamam gittin nikah şahitliği falan yaptın. Hepsi kabul. Senin için yani parti genel başkanı yani öyle hitap ediyorum. Saygısızlık, terbiyesizlikten değil. Kimseye yapamayız onu. Bir de Kemal Bey için şunu söylüyorlar. Tilki gibi zekası var diye. Buyur. Buyur zeka. buyur. Son Sanzu, hani Santuzu diye yazıyor. Sanzu. Onun sözüyle bitireyim arkadaş.
Unutmayın, savaş karargahta kazanılır. Bunu ne için de söyledim biliyor musunuz? Son başörtüsü türbanla ilgili yaptığı açıklama için de söyledim. Şu an nokta koyayım.